Merhaba arkadaşlar, bugün Godox'tayız. Bugün en genç çalışanımız bir reklam filmi çekecek. Neyin reklam filmini çekeceksin çocuğum? Bir ışık su geçirmeyen. Göster bakalım. Bu ışığın saçma bir özelliği var. Su altında çalışıyor. Bu ışığın reklamını çekecek. 2 hafta önce verdik kendisine. Oynadı, ofiste bir şeyler yaptı. Su havuzları kurdu. Onun reklamını çekerken biz de ona ışık kurmasında ve kadraj yapmasında ve genel olarak yardımcı olacağız. Ukalalık edeceğim ben. En sevdiğim işi yapacağım. Buyur çocuğum. Ne düşündün? Anlat bakalım. İlk sahnemiz. Planımız. Planımız. Önce bir kullandığımız ürünleri sayalım. Bir döner tablomuz var. Slider'ımız. Güzel oyuncak var. Gel göster evet. Bunu. Ne bu lensin adı? Lova lens. 24 milim makro. XT4'ümüz var. Ürün reklamı ya bu. Bir ürünü bana verir misin? Ürün reklamı da gayet zor bir şeydir. Hele de ürün bu kadar küçükse ve de siyahsa. Ve ışıksa. Kendisi ışık, kendisi siyah, küçücük. Bunun reklamını çekmek kolay bir iş değil. Bakalım nasıl yapacaksın? Geleceğim hocam. Şimdi ilk planımızı bize anlat. 4 saniyelik ya da 5 saniyelik bir plan çekeceğiz. Bir dönme aslında. Mi istiyorsun? Evet, dönme tamam. Olacak. Ürünümüzü karanlık göreceğiz ve döndükçe ürün de aydınlanacak. Böyle bir plan hayal ettim. Bu süreç şöyle çalışır. Önce yönetmen ne istediğini anlatır bize. Biz ekibiz ya şimdi biz sana yardımcı olacağız. Biz de onu yapmanda sana yardımcı olacağız. Kamera ürüne yaklaşacak. Bunu anlatmanın daha iyi bir yolunu bulmak lazım. Yani kamera ürüne yaklaşacak açıklayıcı değil ya. Önce ölçeği söylemek lazım. Yani çok yakın ürünü mü görüyor? Evet, çok yakın ürünü göreceğiz. Çünkü zaten makro bir lensle çekiyoruz. Hani bu yüzden makro lens kullandık. Tamam, bize şimdi kabaca kadrajı yani çerçeveyi söylemen lazım. Bu mu? Bitmiş plan bu olacak. Daha genişten dara doğru yani bu plana doğru ürünümüzü göreceğiz. Birinci pozisyona gel o zaman. Tamam, bu gayet iyi. Peki yanacak mı ürün? Evet, karanlıkta kalacak. Mesela Godox yazısı şu an gözükmüyor. Ürün döndükçe Godox yazısı da falan hani bir fade bir şekilde. Sen bize bu bilgileri verdin. Bizim şimdi ışık yapmamız lazım. Fakat buna ışık yapmak çok zor kendisi de ışık olduğu için. Sen önce onun ışığını bir kapat. Bir de bunu yüksek FPS çekeceğiz. Ben niye 120 kare çekeceğiz? Dur bir dakika geçme. Alet hızlı dönüyor. Her şey senin kontrolündeyse frame rate'i arttırmaya gerek yok. Çünkü frame rate'i arttırdığın zaman bir sürü başka problem çıkıyor da o yüzden. Bu kullandığımız ışık ne onu da söyleyelim. LD75R. Bu LD75 Godox'un yeni panellerinden biri. Bize de getirdiler. RGB bir panel bu. Oturalım ya. Bak bir yönetmenin en önemli şeyi oturmaktır. Ayakta duran yönetmen olmaz. Çok ayakta durursun. Kaç asadayız? 6400. Değil. Niye öyleyiz? Yanlış bir şey olmuş o. Alo? Alo? Yani geçen burada yaptığımız bölümde sen yoktun ama konuşmuştuk. Olabilecek en düşük asada olmak lazım her zaman. 6400. Şu an büyük ihtimalle gren olacak. Siyahlarda zaten görüyoruz. Karanlık yani şu anda. Onun makul bir asayı alalım. Işık yüzde kaçtı abi? Işık da bu arada telefondan kontrol edilebiliyor. %100 yapalım onu. Yine de olmuyor ya. Hayvan gibi ışık yaktık. Diyaframımız çok yüksek. Kullandığın lens 14 diyaframdan başlıyor. Dolayısıyla çok yüksek. O yüzden ışığı arttırmanın iki yolu var. Bir ne olabilir? Işığın gücünü arttırabiliriz. Daha arttıramıyoruz. %100'deyiz. Bir ışık daha yakabiliriz. Godox'tayız ya. Yani yardım. Biraz daha. Ya da bu ışığın bir daha büyüğü vardı değil mi? 150 RS. 54'e 54. Bu 75. Bu 75. Bir de 150'si var mı? Şimdi adamlara bir daha onu getirtmeyelim. Çünkü bize sordular daha önce hangisini getirelim diye. Biz de bunu dedik ya. Işığı yükseltmenin ikinci yolu ne olabilir? Işığımızı arttıracağız değil mi? Görüntüdeki ışığı değil. Film? Yani kamera haricinde başka bir yöntem evet, söylüyoruz. Evet. Işık getirmekti başka bir ışık. Onu yapamıyoruz. Daha kolay bir çözüm varsa onu yapalım. Yani ışığı yakabiliriz. Kendi Hayır. ürünümüzün ışığını. Onun ışığı hiçbir şey etmez orada. Söyleyin hocam. Işığı yaklaştırabiliriz. Karesiyle artıyor. Bir metredeyken verdiği ışığın yarım metrede getirdiğin zaman iki katına çıkıyor. Dolayısıyla ışığı düşeceğiz boydan. Düşelim abi. Zorluğu makro çalışmaktan geliyor tabii. Dibine kadar geldiler. Oldu mu? Yine olmadı. Olmadı. Neden olmadı biliyor musun? Çünkü 14 diyafram. Şimdi bu tür durumlarda normalde ışıkçılar küfreder yani. Böyle bir hata yapmamak gerekirdi. Bunu söküp 150'yi getirmemiz lazım. Bunu söküp 150'yi... O lensi niye değiştirilmiyor? Bu özel bir lens. Lens türünün bir adı vardı Uğur. Probe lens deniyor. Yani lens aslında çok uzakta. Zaten şeklinden de görüyorsun. Öyle olduğu için de hem geniş açı hem de çok yakın makro çekebiliyorsun. Bir şeye çok yaklaşabiliyorsun. Hani bu kitapların içinden geçiyorlar. Yok işte pastanın içine giriyor falan ya. Bu o lens işte. Ya bu lense heves etmiş arkadaşımız. Daha da düşelim abi boydan. ISO kaçtayız? 640. İtmeye başlayalım ISO'yu. 1600'e kadar gidebiliyor muyuz bunda? Yani noise olmadan. Git bakalım 1600'e. Şimdi
yavaş yavaş gelmeye başladı. Şimdi inanılmaz zor bir durum var burada. Yani bir ışık öbür ışığı öldürüyor aslında. Dengeleri önemli. Hani o ışığı söndür mesela. Kendi ışığımızı söndürdüğümüz zaman orada bayağı bir ışık var ama öbür ışık geldiği zaman bu aslında gökyüzüne baktığımızda neden gündüzleri, yıldızları görmediğimizi de açıklıyor. Güneş olduğu için görmüyoruz. Yani yıldızlar hala orada aslında. Şimdi bir sorunla karşı karşıyayız. Işığı sağa sola biraz kaydırıp bakabiliriz. Aslında senin istediğin şey böyle bir girip çıkmasıydı ya. Yani evet, aslında bu mu istediğin şey bu. Biraz daha yaklaşabilir miyiz? Bu arada makro çekmenin bir başka problemi de işte oradaki küçücük tozlar bile görünüyor. Onları silmemiz lazım. Yönetmen olarak ben mi sileyim hocam? Lütfen sen sil. Şimdi bu probe lens bu iş için doğru değil aslında. Sen bunu istedin ama. Çünkü bu probe lens bir şeylerin içine girmek falan gibi şeylerde, yani yanda da bir şeyler olduğu zaman daha iyi çalışıyor. Hani şu yapılabilir belki. Şöyle 3 tane olur da atıyorum. Mesela onun içine doğru gitsen perspektifte iyi çalışıyor. Bir de full frame değil ya bu makine. Şu an geniş açı da göremiyoruz. Yani normalde 35 mm mi bu? 24 ama şu an biz bunu 40 gibi falan görüyoruz büyük ihtimalle. Esas işlevine çok şey değil. Bence biz bunu normal bir makroyla deneyelim. Olur. Çok iyi fikir. Geliyor. Yolda hocam geliyor. Reklam yönetmenliğinin 5 kuralı. 1. Fındık fıstık. Siz hiç böyle bir reklam çektiniz mi? Ürün çok çektim ama bu kadar küçük ürüne çekmemiştim. Beniş kursla falan daha büyüktü hocam. Tabii. Küçüklük büyük bir problem. Mesela saat reklamı çekmek çok zordur. Veya gofret reklamı. O gofret reklamlarında falan daha mesela bunun daha büyüğünü yaptırıyorsun. 5 kat büyütüyorsun. Modelini yaptırıyorsun. Onunla çekiyorsun. Çok daha rahat ediyorsun. Şu an böyle çekmek çok kolay değil. Keşke bize de daha büyüğünü. Hemen Godox yaptırdı. Yalancılıktır ya. Sinema yalancılıktır zaten. Bir de ayna getirmiştik. O aynayı alabilir miyim? 85 mi bu? 80 makro hocam. Netle. Batarya değiştiriyor. Peki çocuğum. Batarya değiştirirken önce makineyi kapatmamız lazım. Yönetmen batarya değiştirir mi ya? Bu ne rezillik. Çocuğum bu gece takar mısın? Lens değiştirdik. Böylece bu lens kaç diyaframı? 2.8 sanırım. Sana dünyanın en iyi ışık yapma yöntemini öğreteceğim. Aynen. Özellikle bu tür küçük şeyler çekerken ayna çok büyük fark yaratır. Mesela tek bir ışık kaynağı var ama aslında aynayla 2x gibi oluyor. Şuna highlight deniyor yarattığım şeye. En parlak bölgeler. O tabii ürüne ne katıyor? Form. Bravo, aferin. Işığı hareket ettirmek büyük bir avantaj. Mesela bunu arabalar için yapıyorlar. Yani onun bir araba olduğunu düşün. Üstteki ışığı böyle hareket ettirebilmek için bayağı büyük bir sistem kurman gerekiyor ya. Şu an biz bunu elimizle yapabiliyoruz ya, bu büyük bir avantaj. Yani bir sürü parametre çıkıyor ortaya. Yani ışığın büyüklüğü, mobilitesi, gücü, rengi, programlanabilir olması. Mesela bu programlanabilir bir ışık. Sıcaktan soğuğa götürebiliriz. Yapalım mesela. Frame rate ne? Bir de çözünürlüğümüz ne? 4K 25 çekiyor şu an. Bu abi şey, yumuşak bir ışık kaynağı. Yani ne demek yumuşak ışık kaynağı? Yumuşak, önünde bir engel var ve ışığı yumuşatıyor. Dağıtıyor. Soft. Yani önünde evet. Daha doğrusu şöyle, büyük bir yüzeyden geliyor ya, noktasal bir ışık değil. El feneri gibi değil yani. Bütün o yüzeyden geliyor. Dolayısıyla daha az gölge yaratıyor. Sert bir ışık var mı elimizde? Bir tane S60 elimizde hazır dursun. Soft bir ışığı serte döndüremiyorsun. Çünkü yapısı öyle ışığın. Soft olmak üzere imal edilmiş bir ışık. Bunu tek bir noktadan veremezsin. Şimdi S60'ı yakacak ya. Onu en küçük haline getir abi. En spot haline. Bunun avantajı sert ışık işte bu. Daha sert gölgeler yaratıyor. Ama bunun önüne diffuser koysa bu sefer o da soft olacak. Dolayısıyla sert bir ışığı soft'a dönüştürebilirsin ama soft'u sert'e dönüştürmen imkansıza yakın. Çok uzaklaştırırsan belki. Bir de ışığın sertliği orada hani yüzey alanıyla alakalı. Şu malzemeye, bu malzeme yumuşak ışık verir ama bir insana o kadar yumuşak ışık sağlamaz. Evet tabii, yani neyi çektiğin de önemli. Şimdi bu çok garip bir durumdayız aslında. Bu dev bir softbox gibi oluyor. O ürün için. Bir araba stüdyosundaki evet, işte arabayı çeksek gibi. Bu sefer bu spot gibi kalacak. Şimdi şöyle bir sorun olur genellikle. Bu ışık konusu bilinmediği için ışığı nereye koyacağımız problemi asla çözülemez. Aslında nereye koyacağın tabii önemli bir problem ama ne tür bir ışık kullanacağın da önemli. Yani bir geçen burada yaptığımız programda da konuşmuştuk. Soft bir şey mi olacak, sert bir şey mi olacak kararını vermek gerekiyor. Bunu yönetmen mi vermesi lazım yoksa? Yönetmen daha çok bize kafasında, yani biz derken ışık şefine veya görüntü yönetmene kafasındakini anlatır. Yani ben böyle bir şey istiyorum der ama artık onu softla mı yapar, öbürüyle mi yapar, o öbür ekibin kararıdır. Ama senin bunu doğru anlatabiliyor olman lazım. Demin yolda gelirken konuştuğumuz bir şey vardı bu arada. Şu hata da hep yapılır. Karanlık. Sonuçta çekeceğin şeyin karanlık olmasını istiyorsan onu illa düşük ışıkta çekmen gerekmiyor. Yani yüksek çekip sonra yüksek düşürebiliriz. Yüksek çek ama sonra düşürebilirsin post sırasında ama düşük çekersen yükseltemezsin. Kullanacağından biraz daha aydınlık çekmekte yarar var. Nasıl olsa göçürebilirsin aşağı ama aşağıdan getiremezsin. Neden? Çünkü
çünkü noise gelir. Şimdi spotu koydu. Bak sağ sol yapıyor. Gücünü şeyle mi düşürdün? Diyaframla mı düşürdün? Yok, dimerle düşürdüm hocam. Alanı da çok küçüldü. Ha şimdi onu yaptı. Yani tam bir spot haline geldi. Mesela sadece Godox'u yazıyı aydınlatabiliyoruz şu anda. Daha da küçültebiliyor musun? En küçükleyim. Evet, yani ya mesafeyi ya ışığın önündeki blokajı ya da lamba türünü değiştirerek her tür efekti yapmak mümkün. Mesela onu sabitleyelim. Godox'ta kalsın. Yani onu oraya bir ayağa koyalım. Senin istediğin şey bir aydınlığa girsin çıksın diye. Sadece Godox değil. Yani ürünle birlikte. Bir de bir şeylerin sabitlenmesi tabii çok önemli. Yani elle yapılan şeyler tekrar edilemeyeceği için. O yüzden ışık ayağı diye bir şey var. Veya magic arm diye bir şey var. Yani bir noktada duruyor olması lazım ki. Çünkü o olursa şunu yapabilirsin. Bir kere böyle çektin, söndürdün. Bir kere de öbür türlü çektin. Sonra kırmızı yaktın, öyle çektin. Nasıl olsa hareket aynı ya. Özellikle bu tür setuplar için. İstediğin yerinden birbirine bağlayabilirsin onu. Anlatabildim mi? Anladım. Şunu bir döndür bakayım şey, bu aleti. Şimdi makroda netlik alanı çok düşüyor. O yüzden deminki lens 14'tü. Sen yaklaştıkça alan derinliği düşüyor. Bu hareket sırasında nasıl fokus yapacaksın? Elle mi yapacaksın? Diyaframı yükseltemiyoruz. Yükseltebilirsin. Şimdi makronun en büyük sorunu budur. Yani elle bir şey yapmaya çalıştığın zaman titrer. Çok küçük ya çektiğim için. Şimdi kafandakine yakın mıyız? Ne durumdayız? Evet. Nasıl yalan? Tozlar... Bir daha sil sen onu. Evet. Bir de tam ortaya koy. Şu an aksta değil. Son bir şey şunu yapalım. 75'liği demin kaldırmıştık ya. Onu da mesela arkadan mavi yakalım. Bakalım ne olacak. Bir hafif background'da da bir şey olsun. Yani şu an tamamen siyahın içinde siyah bir ürün görüyoruz ya. Onu bakalım değiştirebilir miyiz o durumu? Ton sür ton denen şey. Yani siyah siyah üstünde zaten belli olmuyor ya. Belki o durumu biraz düzeltebilir. Kontrast yaratacağız. Evet, yani bir konturlarını, yani çevre çizgilerini görmek için. Onu full mavi yapalım abi. Niye mavi yapalım? Çünkü su efektim. Bravo. E güzel oldu. Evet. Değil mi? Şu an 2000 ASA'da 14 diyafram. Peki yap bakalım hareketi şimdi. Netlik gidiyor. Evet, işte 14 bile yapsan demek ki olmuyor. 80'den tele bilans ya. Öbürü daha geniş açı olduğu için daha. Fakat zaten yapmaya çalıştığın şey çok manalı değil. Yani şundan dolayı manalı değil. Yani 4K'ya dijital zoom yapsan aynı şeyi görülür. Tıkım tutorial'ları izledim hocam. Orada adamlar yaklaşıyor. Ha öyle mi? Tamam. Peki şimdi şöyle yapalım. Bir şey olmuyorsa, yani baktın olmuyor, bakmayacaksın diye bir laf vardır. Yani iki yol var. Ya uğraşırsın burada sabaha kadar netlik yapmaya çalışırız. İşte geçen gün Gülsem Ay'a da onu dedim ya klibi çekerken. Yani hep ya ödün vereceksin ya da vermeyeceksin. Her türlü ödün vereceksin aslında. Bizim burada bir vaktimiz var diyelim ki. 3 saat içinde burada sürekli netlik yapmaya çalışabiliriz. 3 saat sonunda harika bir plan çektik deyip eve gidebiliriz. Elimizde tek planla. Ya da o anda değiştirip vazgeçmek. Yani demin dedi ya vazgeçmek diye. O çok önemli bir şey. Yani ne zaman vazgeçeceksin onu bilmen lazım. Cesur olmamız lazım bir yönetmen olarak. Fazla cesur olursan ama işte elinde tek planla eve gidebilirsin onu diyorum. Bir de şu yapılabilir. Ya ben bunu bir alayım. Yani bunu kurmuşuz ya biz. Eğer hoşuna gittiyse bir şey, onu bir cebe koyalım. Dolayısıyla kayıt. 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 Kayıt nasıl söylüyoruz? Kayıt diyoruz. Kayıtta mıyız? Yok, şu an değiliz hocam ama. Yani bir şey kaydedileceği zaman bütün setin onun kaydedildiğinden emin olması için bağırıyoruz aslında. Ama son bir şey, başka ışıklar açık ya, aslında onlar da etki ediyor. Yani normalde şimdi yapmayalım, etraf çok zifir karanlık olur ama bütün ışıkların sönmesi lazım. Anladım hocam. Şu an kayda basıyorum. Kayıt. Tamam. Kart yokmuş. Tebrik ederim. Zaten burada olay bitiyor. Kart alalım. Ama bir yandan da şunu düşün. Eğer kart getirilmediyse çekilemeyecek ya. Hazır mıyız? Geldi mi kart? Evet, taktım. Kaydedebilecek miyiz? Kayıt. Şimdi kayıt olurken kameraya dokunmamamız lazım. Titriyor. Masaya da dokunmamamız lazım. Lokal ışığı. Yanıyor zaten. Kapatalım mı? Ha, durmasın mı? Yani şey dönerken. Bu tür çekimlerde bırak o dönsün. O dönerken sen ışıkları değiştirt bize. Bunu oynatalım, onu kapatalım, kaldıralım. O dönsün, kayıtta kalsın. Tek tek çekmeye gerek yok. Tam Godox yazısı geldiği zaman ışığın da aslında onunla birlikte gelmesini istiyorum. Tamam, ben. Yapalım. Hazır. Kayıt akıyor. Şu an Godox yazısı gelecek. Hazır. Tamam. Şu an ışık Godox yazısıyla birlikte. Güzel ama gördük orada hareketi. Evet. Bir daha. Evet, yönlendir bizi çocuğumuz. Bir sonraki dönüşte aynı hareketi. Onu bekliyorum. Şimdi aklıma bir şey daha geldi bu arada. Su ya bu. Su efekti yapsak güzel olur aslında. Bir bardak su alabilir miyim? Büyük bardak, küçük bardak. Büyük. Bir karıştırman lazım suyu. Tabii bu böyle flicker gibi oluyor. Sanki yanıp sönüyor gibi oluyor.
Yani aslında şey biraz oyun, oturup oynayacaksın bununla sabaha kadar. Ben sana oyna demiştim ama sen ofiste yaptın mı öyle şeyler? Bunu denememiştim hocam. Sanki havuzun kenarında duruyormuş gibi olsun istedim. Çek biraz böyle. Kayda girdim. Bir de şeyi deneyelim, şu akvaryumu biraz dolduralım. Dürdürsene döner tabloyu. Bu masa taşır değil mi? Yazı gelince ışık gelsin. Şu an aydınlanmaya başlasın mesela. Godox yazısı geldi. Kestik. Şimdi aynı efekti aslında background'a da yapmak mümkün. Yumuşak ışıkta iyi çalışmıyor. Bu plan tamam mı? Tamam hocam. Şimdi ne yapıyoruz? Tek yakından sadece önünün aydınlandığını bir tane almak istiyorum. Ama şimdi hep aynı ölçeği çekersen birbirine bağlayamazsın ya. Yani hep aynı ölçekte. Daha yakın alacaktım. Tam uca koy ki düşsün o. Her objenin doğru bir açısı var ya. Bu çirkin bir obje aslında. Yani her tarafı birbirine benziyor. Daha yakın gir. Şimdi döndür bakayım şu tabloyu. Elimizde tek bir obje var ya. Olabildiğince değişik ölçeklere ihtiyaç var. Hep aynı yakını çekersen bir şey olmaz. Dolayısıyla yan devirmek, daha yakın girmek, çıkmak. Yani onlar hep birbirine montajlayabilmeni sağlayacak. Kendi ışığı kısılıyor mu? Kendi ışığı en kısıt hocam. Kayda girdim. Altı çirkin görünüyor ya, onu biraz kaydıralım istersen. Bak bunlar güzel görseller şey olarak. Yani aslında tabii kullanacağın yerleri arıyorsun ya. 2 saniyeler, yani normalde 2 saniyeden 3 saniyeden uzun bir shot olmaz reklam filminde. Dolayısıyla o 2 saniyelerin peşindesin. 3, 2, 1. Oldu mu? İşte böyle. Oynayacağız. Ve son aşama. Ama 120 kareye al mesela. Kağıt peçete hazır eder misiniz? Biraz geç döktünüz hocam sanırım. Tam yazıya kusura doğru. Bakma. O yüzden tekrar. Hadi bir daha. 3, 2, 1. Şimdi. Playback yapsana. Yarısına kadar gelelim. Şimdi iki taraftan birden ışık vermeyelim. Normal düşürecek. Yani 2 saniyelik bir görüntü alacağız. 120 kare mi? Evet, ağır düşecek yine. Suyun sadece bu yüzeyini aydınlatamıyor muyuz hocam? Yani sadece yüzeyini aydınlatırsak altı da görünür. İşte altını aydınlatmadan üst yüzeyini aydın. Yok öyle bir şey. Hayır. Gidemiyoruz ya. Bak hep herkes eve gitmek ister Türkiye'de, biliyorsun değil mi? Eve gidemiyoruz. Ne yapacaksın evde ya? Bir yönetmen geldi. Çekemedi bir türlü. Olmadığını görüyorum ben şu anda mesela. Yani ortaya düşmüyor. Oğlum çekmiyorduk. Niye atıp duruyorsun? Gibi yani. Ben onu kurguda ortalarım hocam. Oscar ödülü alacaksın bu reklamda. Bunu ters oynatıp dışarı çıkışını da kullanabilirsin. Onu da düşündüm hocam tabii ki. Yeminle düşünmüştüm. Bence oldu. Son düşüş en iyisiydi galiba. Evet. Bunu tam göremedim ne ama. Evet atıp yok. Tutma. Hop. Evet. Tamam evet hadi. Hoca eve gitmek istiyor. Karşıdan göreceğiz. Evet, o boyaları kullanacağız. Boyaya gelmeden bir tane de yandan atalım mı? Yani aynısını yandan yapalım. Kanda büyük ödülü aldı. Bir şeyi yapmayabiliyorsak yapmayalım. Bu pozisyonu istiyorum yani düşer bu. Tabii biraz daha bunu geriden görmemiz lazım. Bu tür durumlarda şunu yapmanı öneririm. Kamerayı yan yatır. Yani dikine çek. Daha fazla alanın olsun diye. Yani gidecek daha fazla mesafesi olsun diye. Anladın mı? Anladım hocam. Kayıttayız şu an. Oldu mu istediğin gibi? Evet. Nasıl evet? Ne gördün ki? İşte bir grup insanın dramı. Bekliyoruz. Neden? Çünkü açık unuttum. Allah kahretmesin. Yönetmen kamerayı açık unutur mu ya? Onunla beraber iyi olmuyor. Kendi başına düştüğü var mıydı en sonunda? Vardı, en sonunda vardı. Şahane bir eser. İşte bu eserin yaratıcısı benim hocam. Geliyor. Dım 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 dım. Ne oldu? Ha? Ha bak, o suyun şeyi iyiydi de. 240 kare yetmiyor tabii. Bak, suyu verdiğin açıya göre suyun kiri daha az veya daha çok görünebiliyor. O yaptığın şeyi biraz daha yap bakayım. Hah. Bak yok oldu, gördün mü? Demek ki neymiş? Her şey ışıkmış hocam. Ve Godox'un ışıklarıyla yapıyoruz. Godox. LD75 bunu yapıyor işte. Bu daha güzel oldu, evet. Öbür ışığı masmavi yapsana RGB'den. Bunlar RGB LED'ler biliyorsun. Dolayısıyla istediğin renge getirebiliyorsun. Tek kanallı 255. Kayda girdim ben. Hızlı geçecek hocam.
Yani şimdi boya var. Aynı setup olacak. Yine düşecek. Düşerken düşmesiyle birlikte arkadan boyalar. Aa, onu yapamayız abi. İmkansız onu yapmamız, öyle söyleyeyim. Hocam bir takım yani, tutorial'ları izledim yani, orada yapıyorlar. Oradan düşecek. O sırada boyalar çıkacak falan. Yap. Hadi yap bakalım. Ben de merak ettim şimdi. Aslında bir senkronize işi yani. Hepimiz aynı anda aynı şeyleri yaparsak olur. Yap bakalım ne olacak. Bir kadrajı göster önce. Çocuğum kadrajı göster. Telefonla niye bakıyorsun? Şimdi dediğim şey olmuyor değil mi hocam? Ben buna alternatif bir şey düşünmedim. O yüzden şu an burada düşünmemiz lazım. Dediğin şey hayatta olması imkansız bir şey zaten. Yani oradan o düşecek o sırada. Hocam yapan vardı, izledim ben. Vardır. Hollywood'da vardır. Sen yaratmak istediğin etkiyi söyle. Ne olacak onu öyle yapsak? Hepimiz bir araya geldik, yaptık bunu diyelim ki. Ya evet, güzel bir görüntü. Ben çok hoş yani, suda çünkü o renklerin patlaması ve o anda ürünün düşmesi. Biliyorsun şey var, 16 saat kuralı var biliyorsun değil mi? Sendika var. O zaman daha var hocam, sabah 5'e kadar. Çünkü biz 7'de geldik. Hayır yani gerçekten çekiyor olsaydın ekipler de böyle yapıyor, onu söylerim. Nasıl yönetmeni dara sokuyorum yalnız, çok iyi değil mi? Yönetmen olmamanın mutluluğu diye bir şey vardır. Kamerayı kırmadan şuradan çıkabilirsek ya Rabbel alem. Bir görebilir miyim, bir netler misin? Şu mavi çok öldü ya, niye öyle öldü? Alttakini %100 ya. Suyun içinde olma efekti yok bu gördüğümüz şeyde. Yani duruyor öyle mal gibi ya, onu bağlayamazsın hiçbir yere onu. Okey hadi boyaları yapalım. S60'ı bir çevirir misin şuraya? Onun gücünü full yapalım. Yaklaştıralım biraz. Gel dibine kadar gel. Aleti biraz güzel göster ya. Yan yatır bakayım. Biraz daha dol. Güzel bu böyle. Bak böyle ne idüğü belirsiz şeyler her zaman çok iyidir. Şöyle bir pan yap mesela. Ver gazı. Şahane oldu ya. Şahane. O burada dururken boyaları atalım üstüne, ne olacak bakalım. Netle. Suyu bir karıştırın abi. Çok güzel bunlar. Şahane oldu ya. Yukarı, aşağı. Şahane oldu ya. Şu boya işini de yapalım da defolup gidelim. Nereye atacağını biliyor musun abi? Arkasına. Ya arkasına mı? Arkasındaysa görünmez ama. Peki o zaman genişle biraz. Bir setteki en önemli insan olabilir o. Biraz daha genişle sen şunu. Gel bütün ürünü gör. Evet, kayıt. Tık. Tabii bu neye yarar bilmiyorum yani, bu çok saçma bir şey ama olsun. Bence güzel bir görüntü oldu ama. Bir reklam yönetmeninin görevi güzel bir şey yapmak değildir ama. Bir ürünü güzel göstermek. Fonksiyonu olması lazım. Yani ne anlatıyor? Deniz analarının içinde aydınlatma mı yapacak? Ne olacak? Şaka bir yana her plan bir şey söylüyor ya. Yani ürün nedir abi? Su altında çalışan ışık. İşte bir görsel şova da dökmek lazım. Yani şu anki reklamlar. Onun bir bağlantısını kurmak lazım işte. Bir hikaye mi diyorsunuz yoksa? Hikaye kadar somut bir şeyden bahsetmiyorum da. Yani nasıl üzerine su attık, mavi yaptık falan filan. Yani bir ilişki kurduk ya onu. Yani burada güzel görünüyor ama hani ney? Sisli havada da Godox'unuzu kullanabilirsiniz. İşte boyalı suda da çalışıyor hocam mesela, onu gösterebiliriz. Silajlı suda da çalışıyor. Bir fon oynatacağım. Ürünü de önüne koyacağım. Bunu bir de yüksek koymamız lazım. Sadece tuşlara basmadan onu oraya koyması lazım. Çok hafif bir aydınlatalım mı onu acaba? Oğlum şunu şey gibi, hamam şeyi gibi çekme ya. Biraz da açıver şuna ya. Yani yan yatırabiliyoruz. Bu kadar. O teknolojiye de sahibiz biz. Anlatabildim mi? Çok güzel oldu ama ha. Aferin. Ne demek hocam işte. Kaydı kestim. Güzel. Evet. Evet. Bugün Godox Karaköy'deydik. Mertcan arkadaşımız 19 yaşında, Z kuşağının dibinden gelen bir insan. Bugün ilk reklam filmini çekti. Hem de Godox'a, gerçekten iyi bir deneyim oldu benim için. Nasıl oldu? Çekebildin mi? Bence istediğim şeyleri yakaladık. Yakaladık diyorum çünkü hocam siz de çok yardım ettiniz. Bu filmle bana Oscar alır mıyız diye. Bence Oscar vermezler ama belki bir işte Antalya Film Festivali falan. Hakikaten nasıl bir şeymiş yönetmenlik? Yani stresli. Yani ekibi yönetmek çok zor aslında. Arkadaşlar var, bize yardımcı oldu falan. Yani biraz kafandaki başka bir insana anlatmak çok zor. Hani sen kafanda bir şeyler kuruyorsun ama hayal aleminde. Bir renk yapmak istedim hani. Ama bunu belki daha önce bir planlamam lazım. Şey fantastikti bence. O düşsün o sırada da. Evet. Ben bir hayal kırdım ama kimseye anlatamıyorum. Evet. Godox'a teşekkür ediyoruz. Mertcan sana da teşekkür ediyoruz. Kusura bakma dalga geçtik. Yok ama hocam, biraz olur öyle. Evet. İlk reklam filmi. Evet, ilk reklam. Son reklam filmi. İlk ve son. Teşekkür ediyoruz. Bir başka bölümde görüşmek üzere. Tekrar Godox Türkiye'ye teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın. Eline sağlık. Teşekkür ederiz. Sağ ol, teşekkürler.